Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde nesne yönelimli programlamada namespace kullanımını göreceğiz. Bu derse başlamadan önce size gerçek bir proje üzerinde namespace'in nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın burada bir namespace ifadesi var. Bizim namespace'lerimiz bu şekilde tanımlanabiliyor. Namespace yazdıktan sonra namespace'imizin ismini yazıyoruz. Bir klasör daha var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde namespace yazarak bir namespace tanımlaması yapmışlar. Bu arada bu sanal POS cihazı sağlayan EZCO firmasının kullandığı klaslar arkadaşlar. O yüzden gerçek bir proje üzerinde görmeniz daha iyi olacaktır diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar genel olarak bu namespace'ler klasör dizin isimlerini taşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada İlk açtığımız dosya neymiş? Option.php. Nerede arkadaşlar? Bu EasyPay klasörünün içerisinde. Mesela burada request klasörü var. Request klasörünün içerisine giriyorum. Burada açtığımız işte payment request diye bir dosya varmış. Neyse burada bir yerlerde göremedim şu anda ben onu. Payment request.php'de bunun dosya yolu EasyPay içerisinde, request içerisindeymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi namespace'ler bu şekilde dizin isimleri yazılarak belirtiliyor arkadaşlar projelerde. Neden böyle yapıyoruz? Genel olarak dediğim gibi nesne yönelimli programlama yani object oriented programming genelde bir takım çalışmasına ait projeler barındırdığı için bu şekilde herkesin anlayabileceği bir ortak yol belirlenmiş diyebilirim. Şimdi biz de bir örnek verelim. Bir de namespace'i niye kullanıyoruz, niye kullanmak zorundayız onu da görelim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar burada. Biz neredeyiz? Bölüm 13'ün içerisindeyiz. Burada ben bir test klasörü oluşturuyorum. Bu test klasörünün içerisinde bir tane A klasörü oluşturuyorum. Bir tane de B klasörü oluşturuyorum. Şimdi bu A klasörün içerisinde test diye bir PHP dosyası olsun. B klasörün içerisinde de test diye bir PHP dosyası olsun. Ve A klasörün içerisindeki testin içerisinde bir klasör oluşturalım arkadaşlar. Klasımızın adı test olsun. Ve burada bir construct tanımlayalım. Constructlar neydi arkadaşlar? Sınıfımız başlatıldığı anda otomatik olarak çalışan metotlar. Buraya da diyelim ki A içerisindeki test diyelim. Ve buradaki object-oriented.php 8.php dosyamıza bunu dahil edelim. Nasıl dahil edeceğiz? Include ile dahil edebiliriz. Nerede? Test klasörünün içerisindeki A klasörünün içerisindeki test.php'yi sayfama dahil ediyorum ve burada direkt new test diyerek sınıfımı başlattım. Hemen bunu bir açalım, tarayıcıda görelim. Gördüğünüz gibi A'nın içerisindeki test çalıştı. Tamam, iyi, hoş, güzel. Ben bu B'nin içerisine bir tane daha PHP dosyası oluşturuyorum. Buna da test.php diyeceğim. Oluşturmuşuz herhalde. Evet. Bunun içerisinde de class yine test class'ı oluşturacağım ve buna da bir construct metodu tanımlayacağım ve buna da diyelim ki echo B'nin içerisindeki test diyelim. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Herhangi bir problem yok. Ben bu sayfaya B'nin içerisindeki test.php'yi de dahil ediyorum arkadaşlar ve sınıfımı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Bir ölümcül hata aldık. Bu hatayı almamızın sebebi bizim farklı klasörlerde de olsa aynı isimle tanımlanmış iki tane klasımız var. O yüzden hangisinin hangisi olduğunu şu anda PHP anlamıyor. Bizim PHP'ye bu işi anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte tam da bu noktada namespace kullanımı devreye giriyor. Şimdi ben bu A klasörünün içerisine giriyorum. Zaten EZCon'un üzerinde de göstermiştim namespace'lerin nasıl tanımlandığını.
EasyConf'un klasları üzerinde. Şimdi namespace dedikten sonra zaten PHP Storm galiba şurada öneriyor bize. Evet, bakın gördün, direkt bir ters slash koyup başlatıyor arkadaşlar. O yüzden biz de PHP Storm'u biraz dinlememiz gerekiyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Test içerisindeki ters slash koyuyorum. Bunları bir de büyük harfle başlatmamız gerekiyor. Bu yazım kurallarından da bahsedeceğim. Farklı bir bölüm altında. Sonra A diyeceğiz arkadaşlar. A diyeceğim. Ve onun altındaki test PHP. A demem yeterli olacak. Şimdi bunu kopyalıyorum. Bir de B'nin altındakine yapacağız. Buna da namespace, onu da kopyalamışız. Namespace B diyelim. Şimdi sayfamı çalıştırdığımda yine hata verecek. Yine hata verdi. Biz artık bunu sayfaya dahil ettiğimizde şu şekilde başlatacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar, test altındaki işte A klasörünün altındaki test klasını başlatıyorum diyeceğiz. Ve bu hatalar ortadan kalkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortadan kalktı hatamız. Biz artık burada aynı şekilde B diyerek de B klasımızı başlatabiliriz. Yani B dosyasının içerisindeki test klasını başlatabiliriz arkadaşlar. Hemen sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi A test, B test şeklinde değerlerimiz geri döndü. Şunu kapatalım. Evet, namespace kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir soru olursa bana soru cevap bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.